Şimdi su demişken tabii yine çok önemli bir konu orman yangınları efendim. Hani o da ondan ayrı düşünülemez. En son Hatay'daki yangın hatta yangınlar hakikaten ciğerlerimizi de yaktı bizim milli değerlerimiz, milli varlıklarımızı kaybetmek gerçekten çok acıttı ve peş peşe de geldi bunlar. Fakat siz değişik bir bakan olarak sahadasınız sürekli ve bu konuda da ben şeye benzetiyorum sizi, cephede komutan savaşçılarıyla, askerleriyle beraber, siz de arkadaşlarınızla beraber bizatihi yangın neredeyse orada bizzat hem yönetiyorsunuz, yönlendiriyorsunuz ve bu çalışmaların içinde birebir bulunuyorsunuz. Orman yangınlarıyla ilgili bakanlık olarak ne tür bir yol haritanız var? Hani bunu en aza indirmek hatta belki hani tamamen sonlandırmak yönünde ne tür bir yol aldık onu da anlatır mısınız? Geçen sene de tabii orman yangınlarını yaşadık ve orman yangınlarını yaşadıktan sonra da biz dedik ki bu olumsuzun üzerine bir olumlu ekleyelim. İşte Geleceğe Nefes kampanyasıyla çıktık ve hakikaten tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. Yine 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız. Bu defa 35 ülkemiz olacak bizimle beraber. 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapıyor olacağız. Burada önemli olan bir ağaç ve yeşille ilgili farkındalığı arttırmak. İkincisi benim yangınlarda olma ana sebeplerinden bir tanesi kamuoyuna doğru mesajı vermek. Yani hükümet bu işin üzerinde ve çalışıyor ve en üst seviyede çalışıyor. Hükümetin bu en önemli ajandalarından bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı hatta yangınları söndürmeden gelme diyor size bildiğim Doğru. kadarıyla. Hatay yangınında yani geçen ay çıkan Hatay yangınında dedim ki pazar günü oraya geçtim. Pazartesi günü öğlene saatlerine geliyor. 2 saat sonra kabine var. Aradım Cumhurbaşkanımızı. Dedim ki efendim burası devam edecek gibi gözüküyor. İsterseniz kabineye geleyim. Sonra tekrar dönerim. Nasıl yapalım? Söndürmeden gelmedi. Ben sonraki 2-3 gün daha orada kalarak birebir yangınları takip ettim. Bir de mümkün mertebe yangında ana komuta merkezimiz neresiyse genelde arazinin ortasında oluyor ve burada geceliyoruz. Yani eğer uyumamız gerekiyorsa orada kenarda köşede bir konteyner bir şey varsa burada uyuyup arkadaşlarımıza moral veriyoruz. Yani bir tanesi kamuoyuna doğru mesaj, bir tanesi teşkilatıma moral vermek. Diğer bir tanesi de bizim bakış açımız, yani yöneticinin bakış açısı. O konuda da bir strateji ve vizyon koymak durumundadır. Biz de hem tarım bu işin içerisinden gelmemizle birlikte bir teknolojinin de içerisinden Tabii. gelme durumumuz var. Bunları birleştirince geçen yıldan bu yıla İHA'ları kullanmaya başladık. Şimdi önceleri arkadaşlara ben zorluyordum. İHA kalktı mı? İHA nerede? İHA geliyor mu filan. Şimdi sahaya inince bakıyorum. Ormancı arkadaşlarım da İHA kalktı mı, havada mı, nedir, ne değildir. Niye? Çünkü bir defa yangın bir savaş. Bu savaşı nasıl kazanacağız? Durumu bilmen lazım. Nasıl bilirsin? Cephe komutanı önündeki haritada her şeyi görür. Haritayı önüne yayar. Askerler nerede? Askerler burada. Yangın nerede? Veya düşman nerede? Burada. Etrafını çevirebilmiş miyim? Çevirmişim veya çevirememişim. Çevirmemişim ne gerekiyor, ne kaynak gerekiyor, yol mu açmam gerekiyor, nereden girmem gerekiyor, hortum mu döşemem gerekiyor, rüzgar ne taraftan esiyor, beni nereye doğru sevk edecek, 3 saat sonra nereye doğru sevk edecek, 3 saat önce yangın neredeydi, şimdi nerede? Bunların hepsini artık masa üzerindeki harita, elimizdeki kurşun kalemler değil, dijital haritalarda aslında bunları görmeye başladık. Bu da özellikle geçen yıldan bu yana ekstradan elde edinmiş olduğumuz bir yetkinlik. Çünkü gece hava araçları uçamadığı için gece yukarıdan görüş zaviyeniz kapanıyor. Hava aracı uçamadığı için yer ekiplerinin kendi sevk ve idare kabiliyetine kalıyorsunuz. Ama yukarıdan bir gözlükle bunu baktığınız zaman sevk ve idareniz çok daha kolaylaşıyor. O yüzden İHA'larımıza çok büyük faydası oldu bu sene. İHA'lar kadar bir de insansız uçaklar, söndürme uçakları da galiba onunla ilgili de bir alım hazırlığımız da var sanırım değil mi? Amfibik uçaklarla ilgili bir alım hazırlığı var. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yürüttüğü bir amfibik uçak alımımız olacak ama bu sene biz alıma kadar da bir kiralama yöntemiyle de
Yüksek teknoloji, yeni teknoloji uçakları da filomuza kattık. Hem uçakları, hem helikopterleri, hem yer araçları. Tabii ki en önemlisi de insan kaynağımızla beraber bu mücadeleyi sürdürdük. Şöyle ki, Türkiye'de yanan alanların yüzlerce ve binlerce misli, yurt dışında çok gelişmiş ülke adıyla andığımız ülkelerin hepsinde çok daha fazlası yanıyor. Doğru. Türkiye'deki bu mücadele gerçekten eşsiz ve cansıperane bir mücadeledir. Yani ben orman teşkilatımızı hakikaten sizin nezdinizde tekrar kutluyorum. Gerçekten büyük bir mücadele veriyorlar. Yeri gelince canlarını içe sayıyorlar. Onlarla beraber de ben sahada oldum. Birkaç ufak tehlike de atlattım bu sene. Ama onlarla beraber olmaktan dolayı da çok mutlu oldum. Gerçekten ekibimiz çok iyi, çok çalışıyor. Milletimiz, vatandaşlarımız rahat uyusun. Ama tabii ki özellikle orman alanlarımızı kullanırken çok çok dikkat. Özellikle nemin düşük olduğu, sıcağın yüksek olduğu zamanlarda.